Herkese selam Pes kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar Muhammed Ali kardeşimizin hesabındayız. Kendisi 8000 TL'ye satışta olan bir kadrosu var. Şu anda kullandığımız göstereceğimiz kadro. Bakalım 8000 TL eder mi ne eder? Kendisinin Instagram adresini şuraya bir yere koyuyor olacağım. Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. 8000 TL'ye satışta bir hesap. Bakalım nasıl bir hesapmış. Ben de çok merak, merak ediyorum. Bu tarz videoların devamı için like atmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi Chabi Alonso menajer var. Bu arada dizilişi onun yaptığı gibi bırakacağım. Hiçbir şey değiştirmeyeceğim yani. Hemen şöyle bakalım. Menajer değiştir dediğimizde Xabi Alonso'nun dışında bir tane bossu daha menajer var. O da Zico'yu görüyorsunuz. Yukarıda gördüğümüz gibi 5 milyonluk bir GP de söz konusu hesapta. Bakalım DP antrenörleri falan ne kadarmış. Şöyle hemen kontrol edeceğiz. 81 reytingli Magna'nı kontrol edelim. Şöyle seviye antrenmanı dediğimizde biliyorsunuz 5 milyon GP'yi söylemiştik. 40 tane 10 binlik. 25 tane 4 binlik ve 71 tane de binlik şu anda antrenörü olduğu görünüyor. DP antrenörü. Peki sözleşme yenileme öğesi ne kadar? Bir de bunu kontrol edelim. Hemen şöyle sözleşme yenileme öğesine baktığımızda toplamda 1860 gün. Buradan matematik hocama selam olsun. 1860 günlük yenileme bileti olduğu gün bazlı görünebiliyor gördüğünüz gibi. Hadi gelin bir kontrol edelim. Şimdi kaleci olarak baktığımızda hesapta sanırım fazla oyuncu yok. En alta geldiğimizde şu an stoperlere kadar görebiliyoruz. E, Dida'yı gördüm, Schmeichel'ı gördüm. Gördüğünüz gibi Ter Stegen var, Neuer var. bakıldığında açıkçası ya bir burada Schmeichel'ınız varsa zaten 103'lük bir kaleciniz var. Şu anda oyunda maksimum olan kaleci 104 Oliver Kahn biliyorsunuz ki. Şu anda top seviyedeki kalecilerden biri hesabınızda olmuş oluyor açıkçası. Schmeichel'la birlikte. Schmeichel'ı beğenmezseniz tercih meselesidir. Eski Dida var gördüğünüz gibi onu kullanabilir ya da ters teygeni kullanabilirsiniz. Ters teygende 100 rating oluyor. Dida 99'da mı kalıyor? O da 100 oldu Xavi Alonso ile. Schmeichel'ı aldığımızda gördüğünüz gibi 103 rating oluyor. Gelelim stoper hattına. Gördüğünüz gibi iki stoper bir back olarak bırakmış bize. Şöyle kontrol edelim. Stoperler burada bitiyor dostlar. Stoper olarak Cannavaro var. Beckenbauer'ı çıkarmış. Arayon'un Showtime eski Showtime kartı var. Tomori var, Aldair var gördüğünüz gibi. Ee, yani sağlam oyuncular var. Şöyle yapabiliriz. Kandavaro'ya gelip öncelikle 103 reytingde buraya alabiliriz. Bu arada ilginç bir dizilişi var. Sağ beke bir tane adam koymuş bir de sol açık tabii. yani iki tane aslında kanatta oyuncuları var. Bir tanesi bek tarafı da bir tanesi de sol açık tarafında. İlginç bir diziliş. Belki de işine yarayan ve e, kullanışlı bir diziliştir. Artık yorumlara yazsın kullanışlı bir dizilişse biz de bir gün canlı yayında gece 12'deki yayında deneriz. Bekenbauer var. Şu Arayo'nun kaç olduğunu merak ettim. 101 sağ bekte oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. 101 oluyor gördüğünüz gibi. Tomori var, Aldair var dostlar. Beckenbauer'ı gelip şöyle oynatıp buraya Tomori'yi de koyabiliriz. Aldair'ı da koyabiliriz. Çünkü ikisi de sağlam oyuncu. Gördüğünüz gibi bu arada dörtlü defans oynamak isterseniz, üç stoper bir bek yapmak isterseniz bunların hepsini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Çünkü şu anda e, ee, yedeğe almadığımız yani kadroya koymadığımız bir Tomori'si var. Ee, full destansı yapmaya çalışacağım. Hatta şöyle Tomori sabek oynayabiliyordu. Biz onu destansı yapalım son gelen kartlardan. Ama Arayo'nun Showtime kartının yedekte olduğunu ya yani daha almadığımızı bilin. Hesap alacak kişiler en azından. Full destansı kadro kurmaya çalışalım. Şimdi gelelim. Daha defansı bir bitirmedik. Sol bek ve sağ bek'e bakacağız. Sol bek'te gördüğünüz gibi stoperde oynayabilen Kosto Kurtayı görüyoruz. Bu çok büyük bir artı tabii ki de stoperde oynayabildiği için. Hemen yukarı çıktığımızda bir de sağ bekleri kontrol ettiğimizde sağ de Kafuyu uyguluyoruz. Hatta gelip Kafuyu alabiliriz. Şöyle yapalım. Kafu 102 oluyor. Bu sefer defans hattında ne oldu? Sağ ve stoper oynayabilen Tomori, sol bek, sağ back ve sol yani stoper oynayabilen Costa Kurta iki tane Joker oyuncu almadık daha geride kaldı. Yani yönlü çok yönlü bir şekilde kadroyu kurabiliyorsunuz. Bunu söylemeye çalıştım dilimin döndüğünce. Çıktık yukarı. Ruben Nevesi hemen şöyle bir konsol edeceğim ben bunu tekrardan ya. Bunun hız hızlanması çok kötüydü de. Geçen gün kadro kurmada bir konsol etmiştik. Evet hız hızlanması biraz düşük oluyor. Ama defansif özellikleri iyi olacak bir oyuncuydu bu. Şöyle baktığımızda değişmez vesaire. Defansif özellikleri de, wow değil gerçi ama 90'ın altında kalsa da defansif katılım 91. Ruben Neves oyunun sonuçta ücretsiz verdiği kartlardan biri. Gördüğünüz gibi makaleliği gördüm burada. Hemen gelip makaleliği alabilirim. Makaleliği alayım. Oyunun ücretsiz verdiği bekan babarı çıkarmış oluruz. Oyunun en azından parayla açılan kartları bilelim. Makalelerin yanında bu arada bu kardeşimiz de 102 oynuyor. Evet aynen öyle. Biz şimdilik burada 103 bırakalım ama yedekte bir tane daha defansif orta saha oyuncusu hatta iki tane destansı defansif oyuncusu olduğunu biliyoruz artık. Bir rekorda bakalım kaç olacak bu kadroda onu da kontrol edeceğim. Yukarı çıktık. Rafael Lahay'ı gördüm. Rafael Laha alınabilir. Şuraya alınabilir. O da 103 olacaktır. Bu arada kadroda şu anda şimdiden 4 tane oyuncu. 6 oyuncunun 4'ü 103 rating. Bu çok önemli bir bana göre detay dostlarım. Çıkıyoruz tekrardan. Fakir meslesi dostlar. Kesinlikle. Songra Songrasin. Songra kesinlikle fakir Messi'si ya kesin yani. Dostlar bu oyunun ücretsiz verdiği bir kart. Bu kartınız varsa kesinlikle oynatın. İnanılmaz bir oyuncu. Hatta top sürmelerinden falan biraz da alabilirsiniz. Çünkü kısa boylu oyuncu olduğu için bayağı 1.30 falan yani. Kısa boylu olduğu için zaten teknik ve ayaklarına hakim. Ondan dolayı da rahatlıkla çalım atabiliyorsunuz. Bu arada Virs var. Çok güzel. Hemen şöyle şunları da alalım. 3 ofansif orta saha sanırım. Virs var. Bu ıı, kardeşimizin ismineydi. neydi? Suba Subazuzu, Subuzubuzu, var gördüğünüz gibi. O da 101 oluyor. Kevin De gördük. Chiesa var. Chiesa varsa Chiesa'yı şu şekilde bu arada Chiesa Santrfor oynayabiliyormuş. Ben gizli forvet oynayabiliyor diye sanırım pozisyon basmış olabilir. Hemen şöyle bakalım. Ronaldinho var. Ronaldinho 103 olur. David Villa var. Çok güzel. Ee, bakalım başka kimler var. Raul var. Messi, Cruyff var. Cruyff'u alabilirim. 103 yapabilirim. Şuraya da Messi aldığım takdirde şu anda full destansı kadro kurduk. Daha center forlara tamamen bakmadık arkadaşlar. Bir de center bakacağız. Daha sonra detaylı bir şekilde rezervde ya da yedeklerde kimler var onların da detaylı bir şekilde kontrol edeceğiz. 8000 TL'ye satışta olan Muhammed Ali'nin hesabında. Raul'u gördük mesela. Raul kaç oluyor? Raul 102 oluyor. Fena değil. Şu anda ileri hattımızda sadece sol açıkta 102 rating bir oyuncu var. Bir duruma göre bakacağız. Belki onu da çıkarabiliriz. E, ee, bombacı diye hemen aldık ama Romario bu kartı kötü oluyordu. Aynen öyle. Forlan kaç oluyor? 102 oluyor. Dostlar gözümüzden kaçan olabilir bir genel diyelim. Şimdi Forlan evet 98, 97 tamam. 103 olan başka oyuncu yok. Yani sol açı alabileceğimiz bir 103 yok. Ancak şöyle yapılabilir mi? Ona bir bakayım bir saniye. E, ee, Arayolar var. Romario da olmuyor. Tomori de evet. Tamam 103 başka yok. 103 başka yok. Şu anda ilk 11 kolektif gücümüz 2034 yaptık ve 2034 kolektif güçte şöyle bir incelediğimizde 1 2 3 4 5 6 7 tane oyuncu 103, bir tanesi 104. Ya toplam 8 oyuncu 103 ve üzeri. Geri kalan oyuncularda da sadece bir oyuncu 101 reyting aldı hayır. Onun dışında oyuncular 102 şeklinde gidiyor. Açıkçası sağlam bir kadro gibi duruyor. Chabi Alonso da var. Yani menajeri de bossladık. Yani double double yapmış gibi, NBA'de double double yapmış gibi bir şey bu. Peki isterseniz gelin şöyle yavaş yavaş şu yedeklere de full destansı yapabilecek miyiz onu bir kontrol edelim. Hemen geliyorum, Forlan'ı alıyorum, Raul'u alıyorum, Beckenbauer'ı aldım 102. Bu arada tabii ilk 11 şeyini de arttırabiliriz, ben şeyden dolayı yaptım ama mesela Beckenbauer'ı gelip şöyle alıp şuraya e, en azından şey gücüne yani 101 102 rating 6 oyuncu yok diyebiliyoruz mesela ilk 11'de şu anda Beckham and Bower'ı alırsak. Hemen geldik, Virsa aldık. Hemen Subizarro'yu aldık. E, şöyle Tomori alıyorum. Yani ratingten ziyade full destansı kurmaya çalışacağım. Şöyle aldık. Neymar'ı aldık. Costa Kurta'yı alıyoruz. Evet, full olacak full artı full yaptık dostlar. Maradona var, o var, bu var. Ruben Nidal'ı Maradona'yı alalım. Gördüğünüz gibi 3170 full destansı olacak şekilde kurulabiliyor. Daha da yükseğe çıkar mı? Çıkar. Daha farklı oyuncular alınarak ama şu anda gördüğünüz gibi yedeklerle birlikte full destansı bir kadro kurulabiliyor. Bana göre şöyle söyleyeyim. Rafael Lao onun üst seviye kartlarından biri. David Villa öyle, Cruyff öyle, Ronaldinho öyle. E bir tane bombacı var Kiyaza. Messi'nin hani kalkıp bir Player of the Week kartı değil. Sonuçta paket kartı 104 rating. Makalele 103 gördüğünüz gibi. E defans hattı çok iyi. Dörtlü defans oynamak isterseniz yine Kaosta Kurtayı falan koyup dörtlü de oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani öyle boru değil. Her türlü oynayabiliyorsunuz. Sağlam bir hesap. Yedekler de gördüğünüz gibi full destansı. Yedeklerden dışında kalan oyuncularda herhangi bir yani bu şey destansla pilot Türk destanslarını saymıyorum ee, Onun dışında bir destansı kalmamış oluyor şöyle baktığımızda bir Arayo dışarıda kaldı e, tap seviyedeki paralı kartlardan Onun dışında e, bütün kartlar e, içeri aldık yani e, ilk 11'e ve yedeklere Dostlar Instagram'ına buraya bir yere kendisine irtibata geçebilirsiniz dediğim gibi 8000 TL satışta olduğunu söyledi bize de kurmak yakışır kurmak düşer biz de kurduk güzel hesap mı? Bence gayet güzel. Full destansı. Destans dediğiniz kartlar zaten son dönemlerde biliyorsunuz gelen kartlar. O yüzden de sağlam bir hesap diyebilirim. Tabi beğenip beğenmemek size kalmış durumda. İzlediğiniz için çok sağ olun. Instagram şuraya bir yerlerde koydum bile. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. dostlar.